İlk tesisimiz yeni bir tesis. Yani sıfırdan bir tesis. Bu tesiste fındığı sadece kırma değil, kırdıktan sonra işleme, yani kıyma, kavurma, füre ve çikolatadan ham maddesini yapmak için düşünülmüş bir tesis. Tam entegre bir tesis. Tabi bunun yanında yurt dışına daha önce ilk fındık olarak gönderdiğimiz fındıkları burada işlediğimiz zaman katma değeri yüksek bir ürün olacağı için Türkiye'ye daha büyük bir döviz kazandırıcı yanı var. Aynı zamanda istihdamı açısından da bir avantaj var. Bununla beraber en azından 50 kişilik bir istihdam açılmış oluyor. Kapasite yüksekliğine göre, yani eğer siparişlere göre bu yıl fındık biraz pahalıydı ama normal olduğu bir dönemlerde çok daha iyi ve ülkemize daha iyi bir şey kazandırdığımızı zannediyorum. Bunu tabii yaparken biz şeyden de Tarım İl Müdürlüğü'nden de hibe kredisi olarak da aldığımız var makineler için. Tabii diğer inşaat işlerinin tamamı firmanın öz sermayesiyle yapılmış durumda. Makinelere %50 devlet destekli hibe alındı. Makineler tamamı gıdaya uygun, sertifikalı, el değmeden yapılacak bir mamuller yapacağız. Ünye'de ama kırma işini ilk önce Ünye'de entegre olayını çakmaklı olarak biz yaptık 2002 yılında. Bu 2014-15 yılında yapacağımız işlem daha hepsini bir araya toplamak, değerli toplu bir araya getirmek için yapılmış. Daha doğrusu çoğu yurt dışı pazarı olarak düşünülüyor. Biz daha önce yani Ünye'de bunu yapan bizden sonra arkadaşlar var. Onlar da yapıyorlar. Onlar daha ağırlıklı iç piyasaya çalışıyorlar yani kavurma olarak. Biz tabii daha kıyma ve ezme grubuna hitap ettiğimiz için İnşallah daha iyi olacak. Yani tabii orada da var bunların şeyleri. Ünye'de bizim kadar faal olan yok şu an için. Burası şimdi 5000 dönüm, 5000 metrekare olan bir yer. Kapalı alanda 5200 metrekare. Şimdi ikinci katta kavurma makineleri var. Kavurma fırını kavrulduktan sonra aşağıya iniyor. Aşağıya indikten sonra aynı yerde işçilerin seçim alanı var ve kıyma bölümü var. O kıyma bölümünden sonra eğer şeyle ilgili bir işlem yapacaksanız, füre dediğimizde siz onun bir alt katında füre olarak oraya iniyor. Orada nihai olarak paketlenip sevk edilebiliyor.